Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sizlere üretim gelenekleri 5000 yıl öncesine dayanan ve biz Türklerin yastık altı tasarruf aracı olarak çok da sevdiği altını konuşacağız. Altının ekonomik değerini, bu yıl içerisinde fiyatta neler belirleyici oldu ve gelecek yıla dair özellikle fiyat üzerinde neler belirleyici olacak. Diğer yandan altın kurulunu özellikle sektörün talep ettiği ve diğer bir başka konuda kuşkusuz altının üretimini, rezervini, ihracat ve ithalat rakamlarına dış ticaret anlamında Türkiye dünyada üçüncü. Peki liderler Çin ve Hindistan bu kapsamda neler yapıyor? Tüm bunları alacağız. Kimden? İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşen Hanım. Dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi yavaş yavaş yılı kaparken şu soruyla ben hemen başlayayım dilerseniz. Bu yıl genelinde altın fiyatlarına baktığımızda nasıl bir eğilim gördük? Diğer yanda gelecek yıl özellikle önümüzdeki yıl belirleyici neler etkili olacak? Evet, şimdi altın fiyatları birkaç seferdir hep konuşuyoruz. Daha çok eskiden dolarla petrolle eşlenirdi biliyorsunuz. Artık bu kadar rahat korelasyonlar kuramıyoruz. Yani dolar yükseldi altın düşer veya petrol yükseldi şöyle olur diyemiyoruz. Çünkü dünya artık global bir hale geldi ve çok fazla şeyden etkileniyor. Özellikle işte bu sene Trump ve Trump'ın açıklamaları, Trump'ın farklı ülkelerle olan çeşitli sebep olunan jeopolitik veya ekonomik, ticari kavgalar veya anlaşmazlıklar. Bizim çok yakın olduğumuz Orta Doğu bölgesi, Orta Doğu bölgesindeki karışıklıklar, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle anlaşmazlığı, işte Fed'in kararları, Avrupa Birliği, Brexit, yani saymaya başladığımızda herhalde 5-10 dakika en az bunu tartışırız. Doğru. Böyle bir yıldı. Şimdi dolayısıyla böyle bir yılın içinde ister istemez fiyat oynamaları olduğu gibi sadece fiyat değil söz konusu olan, genelde altın ve değerli metal piyasasını ilgilendiren en önemli faktör stabilite ve güven ortamı. İnsanlar güven duydukları zaman daha rahat ekonominin içinde hareket ediyorlar. Güven duymadıkları zaman herkes kabuğuna çekiliyor ve bir bekleme sürecine giriyor. Biz bu sene bunu çok yaşadık. Şimdi size mesela biraz evvel siz girişi yaparken ihracattan bahsettiniz. Biraz sonra gireceğiz belki ama ihracattan bir örnek vereyim. Biz bu sene ilk 7 ayda işte 500 milyon dolar gibi bir ihracat yapmıştık. Bu 500 milyon dolar ihracat Türkiye genelinde çok iyi bir rakam gibi görünmekle birlikte bizim bu seneki hedefimizin 1 milyarın üstüne çıkmak olduğunu düşünecek olursak biz biraz üzgündük. Yani istediğimiz hedefe ulaşamıyoruz diye. 7. aydan sonra mesela biraz farkındaysanız dünyada stabilite oluşmaya başladı. Biraz kavgalar sakinleşti. İşte biraz anlaşmalar olmaya başladı. İnsanlar kendi aralarında, daha doğrusu insanlar dediğim yöneticiler kendi aralarında bir konsensüse varmaya başladılar. Bunların sonucunda dünyada bir güven ortamı oluşmaya, bir istikrar ortamı oluşmaya başladı. Ve sonucunda da hakikaten Temmuz'dan sonraki şu son 3 aylık dönemde, 4 aylık dönemde bir hareketlenme oldu. Bu sadece Türkiye değil, dünya için geçerli bir sonuç. Biz de İstanbul Altın Rafinerisi olarak global bir firma olduğumuz için dünya pazarı bizi çok fazla ilgilendiriyor. Biz bu 500 milyon dolarlık ihracatımızı 3,5 ay gibi bir sürede 1 milyar 100 milyon dolara çıkarttık. Dolayısıyla bu da dünya pazarındaki, Türkiye pazarındaki ilgiyi ve göstergeleri biraz daha özetlemiş oluyor diye düşünüyorum. Evet, bu arada NATO zirvesinde aile fotoğrafı çekiliyor. Yan ekranlarımızda da evet, onu veriyoruz an itibarıyla. Peki şimdi altında özellikle ben şunu da sormak istiyorum. Yastık altı tasarruf aracı olarak çok ön plana çıkıyor. Ancak bir miktar Türk bizim kendi sistemimizde belki finansal okuryazarlığın yeterince yaygınlaşmamış olması, belki bir miktar daha güvenin tam anlamıyla finans piyasalarına tesis edilmemesi nedeniyle altını bir yastık altı tasarruf aracı olmaktan ekonomiye tam anlamıyla kazandıramadık. Hani şimdi altın bankacılığını konuşacağız. Diğer yanda çok adımlar atıldı ama bu geldiğimiz noktada özellikle altını ekonomiye kazandırmada nasıl bir yapılanmaya, nasıl bir stratejiye ihtiyaç var Ayşen Hanım? Şimdi altını ekonomiye kazandırma zaten bizim yaklaşık 10 yıldır çok ciddi emek verdiğimiz bir konu. Ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak bu işe verdiğimiz önemin en büyük özelliği de şuradan kaynaklanıyor. Türkiye'de altının üretimi özellikle maden anlamında maalesef istenen seviyelerde değil. Yılda 30-40 ton civarlarında madenden altın çıkıyor. Oysa sadece İstanbul Altın Rafinerisi'nin kapasitesi bile 650 ton. Ve
dünyada da çok iyi bir yer kaplıyoruz. Bu anlamda çok iyi bir pastadan pay alıyoruz. O yüzden bizim ciddi şekilde altına ihtiyacımız var. Daha çok ihracat yapabilmek, daha çok üretim yapabilmek, dünya pazarından daha fazla katma değeri Türkiye'ye çekebilmek için. Fakat bunu şimdi sağlarken tabii ki yastık altındaki altına döndüğümüzde biraz evvel sizin söylediğiniz güven faktörü öne çıkıyor. Güven biliyorsunuz özellikle 2000'li yılların işte 2010'lara kadar gelen sürecinde bankalara çok ciddi bir güven kaybı oldu. Birçok banka battı, birçok özellikle finansal sıkıntılar yaşandı. Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir dönem yaşadık. O yüzden halkın bu konuda yastık altında altını tutmak gibi bir tercihi oluştu. Şimdi bu yavaş yavaş kırılıyor. Artık biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinden daha güvenli bir bankacılık sistemimiz var. Devletin güvenceleri var. Bunlar kuruldu. Bankaya güven bir nevi yerine geldi. Fakat halk altını altın olarak saklamak ister. Altının paraya dönüşmesini istemez. Elinde sonuçta bir altını varsa bu altınını altın olarak korumak istiyor. Siz ona ne vaat ederseniz edin paraya dönmek istemiyor. O yüzden de bir müddet bankalar altın hesapları açtılar. Altın mevduat hesapları gelişti. Fakat istediğinde halk bu parayı çek, altını çekmek, biz size para verelim dendi. Bu çok tercih edilen bir yöntem değil. Halk bunu istemiyor. O yüzden birinci unsurlardan bir tanesi bu. İkincisi devletin güvencesi, yani bankaların arkasında durması, bu sağladığı güvence önemliydi. Ve devletin de altına verdiği önem, yani altının yastık altından çıkmasının ekonomiye kazandırıldığında ülkenin gelişmesine nasıl bir katkıda bulunacağının birinci ağızdan anlatılması çok daha önemli. Çünkü bu anlatmayı bankalar yaptığı zaman bunun ticari bir açıklama olduğunu düşünebiliyor halk. Oysa bunu bir devlet büyüğü yaptığı zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. Yavaş yavaş özellikle geçen yıllarda, pardon, son iki yılda altın tahvilleriyle devlet bu işe destek vermeye başladı. Evet. Ve bu da ilgiyi arttırdı gerçekten. Şimdi bunların oluşmasıyla birlikte nasıl sonuçta halkımız gidip bir altın hesabı açtığında, dolar hesabı açtığında veya işte TL hesabı açtığında bir kazanç elde ediyorsa, bu kazanç adına isterseniz faiz deyin, isterseniz katılım bankaları için katkı payı deyin, ne olursa olsun bir fayda elde etmesi önemli. Altında bu oran çok düşüktü. Yani %1'lerdeydi. Şimdi yavaş yavaş 2'lere, 2,5'lara çıkan bankalar oldular. Bu da önemli. Çünkü halk bunu da değerlendirecek. Yani şunu düşünmeyelim. Halk finansal okuryazarlığı düşüktür. Evet. Ama altın konusunda inanın finansçılardan daha çok bilgiye sahipler. Her gün altın fiyatını takip ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Gelen maillerden, genel web sitemizdeki yorumlardan bunu görüyoruz. O yüzden halkın bu konuda bilgisiz olduğunu düşünmemek lazım. Sürekli kendilerine bu konuda sağlamlaştırıcı bilgileri aktarmak, güvenilir bilgileri aktarmak lazım. İnanın alıyorlar bunu. Bütün bunları toplu olarak yaptığımızda çok daha iyi bir yere gidecek diye düşünüyorum. Bu anlamda da bizim son dönemde yaptığımız İstanbul Altın Rafinerisi olarak başlattığımız çok özel bir proje var. Bu projeyi önümüzdeki sene hayata geçirmek istiyoruz. CATSIS dediğimiz kuyumcu altın değerleme sistemi. Bu proje kapsamında sonuçta biz şunu amaçladık. Biz bugüne kadar yaptığımız altın bankacılığı çalışmalarını hep bankaların şubeleri aracılığıyla ve eksperler eliyle yaptık. Dolayısıyla insan sayısıyla sınırlıydık. Ve tabii ulaşım da çok daha güçlü bir şeyde handikaptı. Şimdi biz bunu kuyumcular aracılığıyla yapıp daha Türkiye'ye yayılmayı, daha kılcal olmayı ama arkasında gene bankaların olduğu bir sistemi hedefliyoruz. Bu sistemin şu anda neredeyse sonuna gelmek üzereyiz. İnşallah bir sonraki programda sadece bununla ilgili konuşuruz. Çünkü yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması hiçbir zaman vazgeçilmemesi gereken bir hedef ve bu hedefe doğru da her zaman yola devam etmeliyiz, vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Evet, dünyada 3. sıradayız değil mi? Hindistan, Çin ve Çin, Hindistan ve Çin'in ardından biz geliyoruz. Ardından da İtalya geliyor. Dünyada bunun ticaretine baktığımızda ekonomik anlamda neler rakamlar ne ifade, neyi açıklıyor bize? Şimdi ticaretine baktığımızda iki türlü yaklaşım var. Bir tanesi genel altın ticareti. Bunun içinde tabii çok büyük bir oranı bizim külçe altınlarımız oluşturuyor. Yani bullion dediğimiz 1 kiloluklar ve bankaların kullandığı 12 kiloluk platforlar. Bunlarla birlikte kuyum
ürünleri de bunun içinde. Tamamını bir pakete koyduğumuz zaman Türkiye çok önemli bir yerde gerçekten. Şimdi rafinasyon sanayi açısından ve bulyonlar ve large barlar açısından baktığımızda dünyada bu işi LBMA isimli London Bullion Market Association kurumu yönetiyor. Yönetiyor derken regüle ediyor ve kaliteyi, işte kabul edilebilirliği belirliyor, akreditasyon veriyor. Bu akreditasyona sahip dünya üstünde 68 tane rafineri var ve bunlar her sene denetleniyorlar, bir takım testlerden geçiyorlar. Finansal güçleriyle de değerlendiriliyorlar, sadece ürünlerinin kalitesiyle değil. Biz de bu 68 rafinerinden bir tanesiyiz. Ve dünyada baktığımızda bu 68 rafinerinin içinde en büyük 10 rafinerinden biriyiz. Dolayısıyla da dünya pastasından aldığımız pay ciddi oranda Türkiye olarak. Ve zaten şöyle bakalım, biz genelde Türkiye altında ithalatçı bir ülkeyken İstanbul Altın Rafinerisi olarak geçen sene 400 milyon dolar ithalatımız varken 850 milyon dolar ihracatımız vardı. Bu sene bu rakamı 1.1 milyar dolara çıkardık. Ben hep şunu söylüyorum, bu rakamlar 2'de olur, 3'de olur, 4'de olur. Çünkü dünya pazarı yaklaşık yılda 4000 ton. Biz bu 4000 tonun içinden sadece İstanbul Altın Rafinerisi olarak 650 tonunu alabiliriz. Ha, daha orada mıyız? Tabii ki değiliz. Bu yavaş yavaş gelişecek. Türkiye'nin genel repütasyonunun, Türkiye'nin algısının düzelmesiyle başlayacak. Sonra bizim verdiğimiz hizmetlerin her gün gelişmesiyle devam edecek. Ve tabii ki genel olarak dünyadaki ekonomik konjonktürün gelişmesiyle devam edecek. Hemen şunu da sorayım. Altın ihracatında öncelikli pazarlarımız hangi ülkeler? Şimdi genelde tüm dünyanın altın ticaretini diyeyim, İngiltere belirliyor. Aslında bu enteresan bir olgu, çünkü İngiltere altın üreticisi bir ülke değil. Evet. Fakat altın konusunda bankalar çok ön plandalar ve vaultlar. Çünkü dünya altın ticaretinde özellikle fiyat iniş çıkışlarından etkilenildiğinde bankaların çok ciddi bir pazarı var. Bu bankaların pazarını da voltlarda saklama işini Londra yaptığı için dünyanın altın merkezi ticaret anlamında Londra. Hareketlilik ve aktarma noktası olarak baktığımızda geçmişte Dubai'ydi. Bizim hedefimiz gelecek yıllarda bunu Türkiye'ye doğru çekmek. Evet, şimdi diğer noktada ben hemen şunu da öğrenmek istiyorum. İstanbul'u altın merkez yapmak daha çok, evet. Hani nasıl dediniz, İngiltere'de bankacılık sistemi bunu öyle bir ortaya koymuş ki, evet. Üretici olmadığı halde tüm dünyadaki her şeyi regülasyonları regüle eden bir ülke konumunda. Peki Türkiye'de de bu işle ilgili bir koordinasyon kurulumu kurulması yönünde bir öneriniz vardı. Evet. Kuşkusuz bu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber Ticaret Bakanlığı'nın çatısı altında olacaktır. Altın aynı borsada olduğu gibi. Altın kurulu ne yönde fayda sağlayacaktır? Burada ne hedefliyorsunuz ve buradaki süreçte nedir Ayşen Hanım? Şimdi bu öneri benim tarafımdan getirilmişti. Bunu çeşitli mecralarda da dile getirdim. Ankara'da çeşitli bakanlıklar nezdinde de dile getirdim. Altın Koordinasyon Kurulu gibi bir şeyin kurulması her şeyden önce şunun için önemli. Türkiye altın konusunu aslında yeni yeni idrak ediyor önemini. Eskiden altın biraz korkulan bir üründü ve çok da fazla bilinmezdi. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızdan da başlayarak özellikle maliye ve ticari yönetimler altının önemini kavramış vaziyetteler. Bunda bizim de çok ciddi emeğimiz ve katkımız var. Şimdi hala ama tabii ki yukarıdan aşağı doğru geldiğimizde tüzükleri yapanlar, regülasyonları hazırlayanlar, çeşitli kurumlardaki çalışan insanlar. Buralarda bu bilgilendirme yeterli düzeyde olmadığı için bizim önerimiz bir Altın Koordinasyon Kurulu gibi veya Değerli Maden Koordinasyon Kurulu gibi bir kurulun oluşması. Bu kurulun içinde muhakkak bizim yer almamız, bunun yanı sıra borsanın yer alması, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın yer alması, yani kural koyucu bir takım yapıların ve özellikle bu işin merkezinde yer alıp işin core business'ını oluşturan tarafların bir arada olmasını hedefliyoruz. Çünkü neden? Altın işi tek bir işten oluşmuyor. Rafineriler bu işin çok ciddi anlamda sanayisi ve sanayinin çok başka bir devinimi var ve çok farklı ihtiyaçları var. Kuyumculuk bambaşka bir sektör. İşçiliğin ön plana çıktığı, tasarımın ön plana çıktığı farklı bir sektör. Bunun yanı sıra bir de bu işin bankalar var. Bankaları da yadsıyamayız. Çok önemli bir rol oynuyorlar. Dördüncü olarak da bu işin ticaretini yapanlar var. Şimdi bankalar kadar, hatta bankalardan çok daha fazla regüle olan sistem biziz. Sanayiler ve rafineriler. Çünkü rafineriler
LBMA tarafından, OECD tarafından, işte COMEX tarafından, bizim akreditasyonuna sahip olduğumuz tüm dünya örgütleri tarafından denetleniyoruz. O yüzden de bir bankanın compliance'ından çok daha güçlü bir compliance'ınız var. Bu anlamda bir ticari firmaya konulacak bir regülasyonla, bize konulacak bir regülasyon veya bir ticari firmaya siz bir vergi koyduğunuzda veya bir hizmet bedeli koyduğunuzda, ticari firmanın elde ettiği karla rafinasyon yapan firmanın elde ettiği kar aynı değildir. Artı biz ticaret yapmak için malı ithal etmeyiz. Biz bu malı ham madde olarak ithal ederiz. Katma değerini koyarız ve bu katma değer çok ciddi bir katma değerdir ve ihraç ederiz. Dolayısıyla ham madde getiren ve bunu ihracat için kullanılan bir firmaya konulan bir takım yaptırımlarla bir ticaret firmasının yaptırımları da bir olamaz. Bunları ayrıştırmamız gerekiyor. Bunları da en doğru yer işte bu koordinasyon kurumları olacaktır diye düşünüyoruz. Biz bugüne kadar hep bir adım ileri, bir adım geri, iki adım ileri, bir adım geriyle uğraşıyoruz. Çünkü yapılan yanlışlar oluyor, bunları düzeltmek gerekiyor. Böyle bir kural çok daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Ve sektörün, bu bizim zaten hükümetimizin de 2023 hedeflerinde altın konusunda Türkiye'yi bir merkez haline getirmek vardı. Bunu sağlamak için de çok önemli rol oynayacaktır. Dolayısıyla bir İstanbul altın merkezi haline getirme. Ama asıl hedef değil mi? Düzenlemelerin, regülasyonların daha planlı, daha koordineli bir şekilde bir kurul çatısı altında işleyişini sağlayabilmek. Tepe noktada da bakanlığın altında olan bir yapıdan bahsediyorsunuz. Peki ben gelecek yıla dair de şey almak istiyorum. Gelecek yıl ne kadarlık bir, kaç ton altın işlenmesini öngörüyorsunuz? Hem altın rafinerisi olarak hem Türkiye genelinde. Gelecek yıl dış ticaret rakamlarına dair öngörünüz nedir sektör oyuncusu olarak? Tabii. Şimdi zaten hemen hemen her yılda bu benzerlikler gösteriyor. Türkiye'nin toplam altın ihracatının çok ciddi bir oranı İstanbul Altın Rafinerisi olarak biz gerçekleştiriyoruz ve her yılda birincilik ödülünü burada alıyoruz. Zaten tüm Türkiye ihracat rakamlarında da ilk 10 ile ilk 20 arasında değişen rakamlarda değişiyor gerçekleştirdiğimiz ihracat. O yüzden en çok bu konuda söz söyleyebilecek firma olarak birkaç şey söylemek isterim gerçekten. Biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'nin ihracatında aslında bizim bu sene yaptığımız 1 milyar doların biraz evvel dediğim gibi 2 milyar 3 milyar dolar olması son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir. Bunun için hem çeşitli alınan bir takım iyileştirici kararlarla hem bir takım maliyeti düzenleyici adımlarla çeşitli ön adımlar atılması gerekir. Bunun dışında Türkiye'nin algısının geleceği yer önemlidir. Artı yavaş yavaş değerli metal sektörü diye de bakmamız lazım. Altın sadece altın olarak evet çok önemli ve büyük bir rol oynuyor. Fakat dünya pazarında gitgide artık platin, paladyum, gümüş de önemli pazarlar olarak yer alıyorlar. Biz zaten rafineri olarak bir değerli metal rafinerisiyiz. Ve özellikle gümüşte de çok ciddi bir rolümüz var. Ve artık yavaş yavaş Türkiye'yi değerli metal konusunda dünyada çıkan tüp madenlerinin rafine edildiği, hurdaların toplanıp rafine edildiği, bu rafinasyon çıkan madenlerinde rafine edilmiş olarak LBMA akreditasyona sahip kabul edilebilir ürünler olarak tüm dünyaya ihraç edildiği bir pazar oluşturmamız lazım. Dolayısıyla da bu gözle baktığımızda önümüzdeki sene bu seneden daha iyi bir ihracat yılı olacaktır diye düşünüyorum. Neden derseniz biraz evvel söylediğim son 3 ayda gördüğümüz stabilite ve dünya konjektüründeki pozitif gelişmeler. Tabii ki her an neyin olacağı belli olmuyor. Çünkü bugün ilişkiler çok iyi derken yarın birdenbire başka bir yöne kayabiliyor. Fakat bu pozitiflik ve en azından stabilite devam ettiği takdirde önümüzdeki sene çok büyük dalgalanmalar olmadığını düşünecek olursak genel olarak altın fiyatları da iyi gidecektir. Altın her zaman değerini korumaya devam edecektir ve altın ihracatı yükselerek devam edecektir. Bizim hedefimiz Türkiye'nin dünya pazarında aldığı payın her gün daha artarak ilerlemesi. Şimdi o zaman bu minvalde küçük yatırımcıya neler önerirsiniz diyerek toplayalım mı? Elbette. Şimdi küçük yatırımcıya özellikle altını her zaman öneriyorum. Çünkü altın güvenli liman kelimesi hiçbir zaman değişmeyecek. Bunun karşılığı da özellikle her tür para çeşitli ülkelere aitken altın bir ülkeye ait değil. Tek bir ülkenin aldığı kararla değişemez ve altının değeri yok olamaz. O yüzden
altın her zaman sepetlerinde yer almalı. Tabii ki sepet yapmak doğrudur. Sonuçta bir kombinasyon yaratırlar buradan. Doğru analizler yapıp fazla anlık büyük kârlara tamah etmeden biraz daha kalıcı şeyler düşünerek altını muhakkak sepetlerinde bulundurmalarını öneriyorum. Ve altını yastık altında tutmamalarını özellikle söylüyorum. Çünkü Türkiye artık bankacılık sisteminde güvenilir bir sistem. Rafinasyon alanında ve gram altın konusunda çok güvenilir ürünler çıkarıyor. İstanbul gram rafinerisinin çıkardığı gram altınlar açılmayan ambalajlarda güvenle alabilirler. Taklidinin veya sahtesinin olması konusunda en rahat edebilecekleri ürün. O yüzden gram altından vazgeçmesinler ve altın her zaman için yatırımda önemli bir unsur. Önemli bir yatırım aracı ve güvenli liman olma özelliğine gelecek yılda koruyacak diyorsunuz. Ve şimdi teknolojinin gelişimiyle beraber teknoloji atıkları da oluşuyor. Evet. Altın sade madenlerden değil, bu teknoloji atıklarından da değil mi? Geri dönüşüm tesisleriyle beraber dünya genelinde bunu çok görüyoruz. İstanbul Altın Rafinerisi olarak sizin de bu yönde bir tesisiniz var. Ne yapıyorsunuz? Ne kadarlık atığı altına çeviriyorsunuz veya değerli madene çeviriyorsunuz? Ne kadar bir ekonomiden bahsediyoruz? Aslında çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Fakat bu ekonominin gelişmesi biraz zaman alacak. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'de özellikle çevre kriterleri yeni yeni önem kazanmaya başladı. Oysa dünya bu konuda bizden yani neredeyse 20-30 yıl daha önde gidiyor. Şimdi siz bir Avrupa ülkesine gittiğiniz zaman bir telekomünikasyon şirketine veya bir elektronik şirketine gittiğinizde elektronik atıklarını almak istediğinizde onlar size geliyorlar ve size üstüne para veriyorlar. Çünkü o elektronik atıktan kurtulmak zorunda bu firmalar ve temiz bir şekilde kurtulmak zorunda. Bunu da devlete ispat etmek zorunda. Türkiye'de maalesef bu böyle değil. Biz geri dönüşüm firmaları biz üstüne para vererek alıyoruz Türkiye'de henüz. O yüzden bizim gideceğimiz yol çok daha uzun. Bu anlamda miktarlar henüz dünya ile kıyaslanabilir seviyelerde değiller. Ama önemini anlatmak için size şunu söyleyeyim. Hı hı. Türkiye'de madencilik işte dedim ya yılda 30-40 ton maden çıkıyor ve bu madenciliği iyi yapmak için, temiz yapmak için, çevreye uygun yapmak için çok büyük çabalar harcanıyor. Çok büyük maliyetlere katlanılıyor. Şimdi bunun sonucunda biz ne yapıyoruz? Madencilikte bir ton bir toprağa kazdığınız zaman, kayayı çıkardığınız zaman bunun içinden 2 gram, 3 gram altın çıkardığınız zaman evet burası çıkarmaya çalışmaya değer bir madendir diyerek çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla tonda 2 gramla 10 gram arası değişen rakamlarda oynuyor bu verimlilik. Bunu biz elektronik atıkta baktığımızda elektronik atıkta 20 gramla 200 gram arasında değişiyor. Dolayısıyla bize katacağı katma değeri düşünecek olursanız eskiden 1 tondan işte 2 gram çıkartılırken 1 tondan 20 gram, 1 tondan 100 gram çıkartabileceğinizi öngörebilirsiniz. Ve bu yeni çevre sorunları çıkartarak değil, tam tersine mevcut çevre sorunlarını bertaraf ederek elde edilen bir altın. O yüzden geleceğin işi gerçekten. Türkiye'de henüz özellikle full cycle rafinasyon yapan, full cycle geri dönüşüm yapan tek firmayız biz şu anda. Bunun dışında çeşitli akreditasyonu olan toplama, ayıklama, ayrıştırma şirketleri varlar. Ama hiçbiri daha istenen kapasitede değil. O yüzden inşallah önümüzdeki yıllarda bu konuya çok daha fazla ağırlık vereceğimiz bölümler yaparız diye düşünüyorum. Çok önemli bir konu. Ve desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Altına ederim. Dair tüm bilinmeyenleri bizlerle paylaştığınız için İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen bizlerle birlikteydi. Böylelikle bir iş dünyasını daha bugünü burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.